Evet, merhaba arkadaşlar. Kuantum teknoloji sohbetlerinin 15.sine hoş geldiniz. Bugün bizimle Almanya'dan Emre konuğumuz olacak. Aynı zamanda co-host'umuz da daha önceden konuğumuz olmuş olan Doktor Elif Yunt olacak. Bazı teknik aksaklıklardan ötürü bunu ikinciye çektiğimizden tabii şu an biraz daha garip bir tepkiyle başlamış oluyoruz. Programı ilk kez izleyenler için çok hızlıca tanıtayım. Genel itibariyle Türkiye çıkışlı veya hani Türkçe olarak kuantum teknolojileri üzerine yurt dışında işte doktora veya doktora sonrası araştırmalarını yürüten araştırmacılarla bir nevi işte çalışma alanları, neden bu konuyu seçtik diye, yani çalışma konularını seçtikleri, neden bu alanı seçtiklerine dair bir tecrübe aktarımı programı olarak yürütüyoruz. Diyeyim. Tanımayanlar için ben Zeki, ODTÜ Fizik'te araştırma görevlisiyim. Elif diyeyim, şimdi o zaman Elif'e bırakayım. Evet. Ben teşekkür ederim. Çünkü ben daha önce konuktum ya, şimdi kendimi Ha, burada bulup biraz olsun. şaşkın durumdayım. Tanıt bir daha ya. Ne olacak? Belki ilk kez izleyen vardır. Çok zannetmiyorum ama. Malta'da postdoc yapıyorum. Elif Yunt. Topolojik sistemlerle ilgili çalışıyorum. Kuantum, birçok optomekanik sistemden oluşan sistemlerin topolojik yapısına bakıyoruz. Şu anda İstanbul'dayım ama Malta'ya havalimanı açılınca gitmeyi düşünüyorum tekrardan. Emre ile de biz, Emre ile de tekrar hoş geldin diyeyim. Emre ile de Hoş geldin. geçen 2 senedir Koç Üniversitesi'nde Quest grubunda, Özgür Müsecaplıoğlu grubunda beraberdik. Beraber işte çalışıyorduk. Şimdi sözü Emre'ye bırakıyoruz. Bize Evet. biraz hikayesini anlatacak. Emre, sen kimsin? Neden Almanya? Neden fizik? Şimdi ben Emre. Almanya'da şu an doktora yapıyorum. Tübingen Üniversitesi'ndeyim. Neden fizik? Aslında yani ben lisede ilk böyle fizikle böyle hafiften ilgilenmeye başlamıştım. Çok böyle iyi bir hocam vardı lisede. Erkan Hoca buradan belki kendisi belki bir gün izler. Kendisi böyle hani sürekli ilgileniyordu, sürekli farklı sorular soruyordu ve hani ben de daha fazla böyle merakım artmaya başlamıştı. İşte lise sonuna geldiğimde de tek artık bir kararım vardı. Fizik okuyacaktım. İşte üniversite seçmek gerekiyordu. O sırada da işte hani bütün herkesin bildiği gibi ODTÜ gerçekten hani bu konuda iyi bir üniversite olarak biliniyordu. Ve ben de ODTÜ fizik, hani tek tercih fizik olarak yazıp ODTÜ'ye gitmiştim. Bu çok etkileyici bir hikaye oldu ya. Net yani. Peki nasıl geçti orada o zaman bu kadar net ve isteyerek girdiğim bölüm? Evet Emre, nasıl geçti? Anlat bakalım. Aslında hani ilk girdiğimde biraz sıkıntılıydı çünkü İngilizce ben hiç bilmiyordum ve hazırlıkta öğrenmeye çalıştım. Aslında öğrenemedim. Böyle İngilizce süreci böyle bölüm kadar neredeyse uzun olmuş olabilir benim için. Sonra 2013'te işte bölüme başladım ve bölüme başladıktan sonra tekrardan böyle evet tam olarak istediğim yerdeyim gibi böyle hissetmeye başladım. Sonra Şey işte var, lafını böldüm ama ODTÜ'de şey var değil mi? İki lisansta 2 seçenek var. Bir böyle çok ben şimdi çok iyi bilmiyorum ama siz beni yönlendirirsiniz. Özel bir sınıf gibi bir O kısım var. emrilerin dönemde kalkmıştı ben yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bizim dönemlerde yavaştan kalkmıştı. Ama Yani sen şey, de okudun herhalde diye hatırlıyorum. ben normal okudum. Ben Normal. normal fizik Ha, kısmında okudum. ya ileri fizik programı tam emrilerin girdiği sene ya da sizden bir sene önce falan kalkmış olması lazım. Yani bir sene sonra da olabilir. Tam ben de bilmiyorum. Şu anda yok yani. Yok, şu Evet. anda yok. Yani şey, o ileri fizik derslerini esas itibariyle hani orada ders verecek hocalar artık herkese Herkese veriyor. veriyor. Daha iyi. Ya işte artıları var, eksileri var. Bunu Emre de bilmiyorum yorumlarda bulunur. Yani ya aslında ben ileri fizik programına katılmak için Altı Hoca ile o zaman konuşmuştum. O da hani girme bence gibi bir şey demişti. Çünkü hani ve bazı hocalar işte Bayram Hoca falan böyle normal
fizik grubuna ders veriyordu ve hani daha böyle mantıklı gelmişti. Ben de o yüzden girmemiştim. Şey, ODTÜ'de şey mi kuvvetli daha çok? Ben de çok yabancı oldum Türkiye'nin içinde ama yüksek enerji kısmı mı daha kuvvetli? Altı Özpinici falan, Bayram Hoca, onların hepsi yüksek enerji fizikçisi ya da gravitasyoncu. Biraz onlar da mı daha çok iyi oradaydın lisans sırasında? Daha sonra nasıl bu kuantum işine girdin? Nasıl kuantum işine girdim? Aslında ben ODTÜ'deyken şimdi çok fazla alabileceğiniz seçmeli ders var. Ve ben aslında ilk başta ne yapacağımı hiç bilmiyordum. Ve bu seçmeli dersleri almaya başladım. Önce işte parçacık fiziği, işte atomik fizik. Sonra işte computational physics derken böyle yavaş yavaş böyle ufak tefek fikirlerim oluşmaya başladı. Hani ne yapmak istediğime dair. Daha sonra son senemde işte quantum information theory almıştım. Ve onu da aldıktan sonra hani artık böyle daha çok böyle quantum enformasyon üzerine falan çalışırım diye böyle oluşmaya başladım. Ama o sırada hala böyle çok kararsızdım. Bir de Bayram Tekin'den o sırada gravitasyon dersi almıştım, master dersini almıştım. Hani çok böyle şeydi, kararsız kalmıştım. Hani bir tarafta gravitasyon var, ona da çalışmak istiyorum. Bir tarafta işte yavaştan quantum information'a yönelmek istiyorum falan derken. Sonra hani Sade Hoca ile bir proje üzerine çalışmıştık. Ya daha doğrusu proje değil, basit bir lisans sonu işte projesi. Ve orada da grafen üzerine bir şeyler yapmıştım. Grafenin işte ne kadar ışığı emebileceği üzerine, ne kadar absorption yapabileceği üzerine bir şeyler yapmıştım. Ya o sırada da hani şeyi fark ettim. Hani gerçekten temelde hem deneye yakın olmak istiyorum, hem de gerçekten küçük sistemler üzerine çalışmak da istiyorum. Ve sonra hani lisans sonu bitimine doğru da Cahit'i biliyorsunuz belki, Cahit Kargı. Hani onunla konuşuyorduk. O Koç'a gitmişti Özgür Hoca'nın yanına. Hani onunla böyle bu tür konular üzerine konuşurken bana Koç'a başvurmam gerektiğini falan söyledi. Hani iyi olabileceğini söyledi. Sonra Özgür Hoca'dan bahsetti. Ve ben de Koç'a başvurdum. Özgür Hoca'nın yanına. Oraya geldikten sonra da hani artık tamamen emindim, hani ya kuantum enformasyon çalışacağım ya da onunla ilgili sistemler üzerine çalışmak istiyorum, öğrenmek istiyorum. Öyle. Öyle başladı diyelim. Bir şey merak ettim ya. Grafenin optik özellikleriyle çalıştığını ben unutmuşum senin. Biraz hatırlıyor musun? Yani insan üstünden çalışmanın üstünden şey yapıyor. Ne yapmıştınız tam olarak? Onu merak ettim. Ne yapmıştık? Aslında single bir layer grafen alıp bunun üzerine işte bir elektromanyetik dalga gönderdiğinizde hani bunun ne kadarını emebilir, ne kadarını hani geçirmez yapabilir. Hatırladığım değer hani o zamandan 2.3, yani %2.3'ünü kadar emebiliyorduk. Pi times alfa gibi bir şeydi hatırladığım kadarıyla. Hani bu çok böyle spesifik bir değer ve baktığınızda çok yüksek de bir değer. Değil mi? Evet. Grafenin bazı özelliklerinden. Evet, hani bu aslında grafenin bu Dirac konularının şeyinden kaynaklanıyor. Hani Dirac konuna bakarsanız aslında hani herhangi bir enerji düzeyinde bir absorption yapabilir ve bu yüzden de absorption değeri gerçekten çok yüksek çıkıyor. Hani buna bakmıştık. Öyle. Güzel materyal. Okay. Sonra Koç Üniversitesi'ne geldi. Kuantum enformasyonla ilgili evet. Şeyler yapmaya başladım. Aslında Özgür Hoca'ya direkt onun üzerine çalışmak istediğimi falan söylemiştim. Sonra işte Özgür Hoca'nın elinde bu ısı makinesi projesi vardı. Böyle hem kuantum enformasyonla ilgili hem açık kuantum sistemleriyle ilgili. Ve bana sordu işte onun üzerine çalışmak ister misin? Ben de evet dedim ve o projeye başladık. Öyle. Okay. Kuantum ısı makineleri dedin galiba. Evet. Evet, kuantum ısı makinesi, kuantum termodinamik altında geçen bir şey. Özgür Hoca aynı zamanda, yani senin yaptığın işte aynı zamanda kuantum termodinamik içeriği. Evet. Kuantum ısı makineleri, o grupta hepimiz çalışıyorduk, bizi birbirimize bağlayan konsept şeklinde. Biraz onlardan bahsedelim mi, kuantum ısı makineleri, ya da ben ufak bir giriş yapabilirim. Tabii. Umarım aynen.
Ben de birkaç iş yapmıştım tabii aynı gruptan çıktığımız için. Isı makinesi her zaman bu sınırları yine başında bahsettiğimiz gibi iki mesela ısı banyosu arasında çalışan bir malzemeyi kullanarak oradan iş üretmemizi, bir ısı farkını ve ısı akış sıcaklık farkını ve ısı akışlarını kullanarak bir iş üretmemizi sağlayan makineler. Bunların malzemeleri yani basitçe malzemeleri kuantum olunca, kuantum özelliklerle tarif edilen sistemler olunca, sistemleri işte başka ne olabilir? İşte herhangi bir kuantum optomekanik sistem de olabilir. Bozonlar, fermiyonlar olunca kuantum ısı makinesi diyoruz basitçe. Ve kuantum termodinamik yasalarına tabi oluyorlar. Sen bunlarla ilgili ne yapmıştın? Ben bunlarla ilgili şöyleydi. Şimdi bildiğiniz gibi ısı makineleri genelde yani iki tane banyo arasında çalışmak zorunda. Ve biz baktığımızda hani bir küçük bir kuantum sistemine baktığınızda aslında genelde bazı sistemler sadece bir banyo içerisinde ve sizin ikinci bir banyoya ihtiyacınız var. Ve bu banyoyu hani nasıl artificial olarak yaratabilirsiniz diye baktığınızda mesela lazer kullanabilirsiniz, laser cooling yapabilirsiniz. Bu ikinci bir banyo olabilir. Biz NMR sistemlerine bakmıştık Özgür Hoca'yla ama NMR, yani nükleer spinlere baktığınızda bir banyo, hani ikinci bir banyo yapmanız lazerle çok zor ya da herhangi bir başka bir sistem kullanarak çok zor ve hani sistemi bir şekilde soğuk bir banyoya da tabi tutmanız gerekiyor. Hani bu konuda yaptığımız şey hani kuantum enformasyona gidip işte belirli kuantum kapıları uygulayıp bir bu kuantum kapılarını uygulayarak böyle yapay bir banyo yaratabilir miyiz? Ve yine bir kuantum ısı makinesi buradan çıkarabilir miyiz de? Hani problem... Bu algoritmik cooling denen şey. Evet, bu algoritmik cooling denen şey. Hani yani, nükleer spinleri aslında çok rahat bir şekilde bu kapıları uygulayabiliyorsunuz. Çünkü relaxation time'larına baktığınız zaman gerçekten çok böyle güzel, böyle second... saniye mertebesinde hemen hemen ve çok rahat bir şekilde bu yüksek NMR cihazları kullanarak bu kapıları uygulayabiliyorsunuz. Biz de öyle yapmıştık. Hani bir dediğiniz gibi algoritmik cooling denilen bir soğutma mekanizması var NMR'da. Bunu kullanarak bir ısı makinesi, yani bir molekülden bir ısı makinesi yapmıştık hani teoride tabii ki. Çok acayip bir şey değil mi bu? Efendim? Çok acayip bir şey değil mi? Evet, çok acayip bir şey. Hani siz bakıyorsunuz, bu bir molekül olabilir. Hani belirli bir işte şırıngada kendi vücudunuza enjekte edebilirsiniz ve hani bu bir ısı makinesi şeklinde çalışıyor. Hani bu tabii burada birazcık düşünmek zor olabiliyor. Tamam, iş yapacak bu makine ama nereye iş yapacak? İşte bu durumda yapmanız gereken şey hani bu bir aslında dediğimiz gibi iki tane ısı banyosu arasında çalışan bir makina. Siz buradan eğer işi çekmek istiyorsanız siz buna başka bir tane daha bir banyo eklemeniz gerekiyor. Hani bir work, yani ısı banyosu, iş banyosu dediğimiz bir banyo daha var. Onu eklemeniz gerekiyor ve bu şekilde hani iş alabiliyorsunuz bu tür sistemlerden. Ronnie Kostov'un bir şeyi geldi aklıma, tarifi geldi. Kuantum ısı makinesi nedir diye ona sormuşlar. Ronnie Kostov da kuantum termodinamiğin babalarından, kurucularından, devamlı ilerleten insanlardan biri, İsrail'de tabii. Göremediğim ısı makinesi. Şimdi bir molekülden yapıyoruz deyince, yani kuantum olan şey ne olacak ki, bir spinden yapıyor, ısı makinesi yapıyorlar ya da işte. Evet. Peki o zaman ikinize de soru soracağım. Madem göremiyoruz, madem böyle şırınga mırınga, ne işimize yarayacak bu kuantum ısı makineleri? Uzayda işimize yarayacak galiba diyorum ve sözü Emre'ye bırakıyorum. Ya ne işimize yarayacak? Ya mesela belirli bir sistem üzerinde iş yapmak istiyorsak yine bir kuantum sistemi olabilir. İşte belirli bir kuantum durumundan başka bir kuantum durumuna taşımak istiyorsak hani yine hani bu tür makinaları kullanabiliriz. Hani o sistemler üzerinde iş yaptırabiliriz.
Yani tıpkı şey gibi düşünün, hani bir makineyi kullanarak, bir aracı kullanarak bir yerden bir yere gidiyorsanız yine bu tür makinelerle belki bunu başarabilirsiniz. Şey de var, yani şöyle bir hikaye de var, kuantum supremacy falan diye. Şimdi kuantum termodinamik deyince ya da kuantum malzeme deyince bu sefer kuantum etkiler işin içine girecek. Kuantum etkiler işin içine girince klasik olarak elde edemediğimiz bir şeyi elde edebilir miyiz mevzusu var. Evet. Ki bu da bir 2019 mu şey, bu gösterildi, deneysel olarak gösterildi. Yine İsrailliler, Ramuzdi'nin grubunda. Bu konferansların eşevredikme oluyor. Kuantum şeylerin, korelasyonların bir şeyin ısı makinasının verimini klasik şeyin ötesinde, klasik olarak elde edebileceğimiz ötesinde arttırdığını gösteren deneysel böyle bir çalışma yaptık. Bir de böyle tabii ki bir şeyimiz var, Evet. motivasyonlar var Evet. tabii yani. Aslında temel motivasyon biraz oradan geliyor. Şimdi bu normal araba motorlarına baktığımızda hani ya Otto, Otto evet, Otto engine'lara engine. Hayatımız baktığımızda hani onların efficiency'si aslında çok çok düşük. Ama kuantum limitlere gidip bir Otto engine tasarladığınızda hani onun efficiency'si gerçekten çok yüksek. Yine bildiğimiz bu Carnot efficiency'sine denk değil ama hani ondan küçük ama yine de hani çok yüksek. O yüzden aslında kuantum ısı makineleri daha efektif. Şey Yani çalışmaları hiç var mı ya bu arada? Sözünü kesmeyip özür dilerim de. Mesela teorik olarak Carnot limitinin geçilebilmesi üzerine herhangi birisi düşünüyor mu kuantum limitte? Çünkü çok geçilebilir yani kuantumla bir ya da kuantum veya klasikle çalışmakla bir alakası varmış gibi gelmiyor derivation'dan şimdi hatırladığım kadarıyla evet. ama yani. Zaten Carnot limiti aslında çok böyle temel, çok böyle ya şey bir statement. Hani siz ne yaparsanız yapın, hani ne kadar mükemmel bir, ne kadar karmaşık bir ısı makinesi tasarladığınızın hiçbir önemi yok. Hiçbir zaman bu hani limiti geçemeyeceksiniz. Hani ve hani ya gördüğümüz üzere yani hani şey olarak matematiksel olarak bile gerçekten hani geçilebilecek bir durumu bence yok. Tabii Elif Hoca'ya sormak lazım. O Şey daha. var diye, şimdi ben de çok şey yapamadım. Şimdi Carnot limiti böyle çok basit bir şey, ifade, bu verimi geçemiyor diyorsunuz klasik olarak. Bizim arabaların motoru mesela şu kadar verimlilikle çalışır. Bu da şeyle belirlenir, hangi arasında çalıştığı ısı banyolama Aynen. sıcaklığıyla belirleniyor. Bir limit, yani bu limitin üstüne geçemezsin diyor. O ya, o oranlar işte %60 veriyorsa o %60'tan fazla bir şey yapamazsın diyor. Bir de hiçbir makine bu verime ulaşamıyor aslında. Çünkü yani O orada ideal yani. O, yani evet, evet ideal case var. Yok şeyden ötürü sordum hani mesela kuantum Carnot limit gibi böyle işte ay çok küçük de fluctuate ederse azıcık geçebilirsin falan gibi bir bence kuram öyle var bir şeyler mı? var ya. Ben yani şu anda o kadar o konuya hakim değilim ama şey, karnı limitini geçen bir şey olabilir mi falan diye, oluyor mu diye böyle şeyler var diye düşün, yani okuduğumu hatırlıyorum. Bir bakmak lazım. Bir de şöyle bir şey de var, onu da şey söylemek istiyorum. Carnot limitinde çalışsa bile makine zaten şey olacak, hiç güç iletmeyecek yani. O hakikaten çok ideal bir şey. Çünkü güç olmadan bir işimize yaramıyor şeyler, Evet. makineleri. Aslında oraya gelmek bile istemiyoruz ama böyle şeyler olabilir. Yani merak edenler biraz bir bakarlar. O zaman şunu soralım. Emre, yüksek lisansta ne yaptın? Makale bastın mı? Bastıysan neyle alakalı bastın? Ve buradan doktoraya nasıl bağladın? Evet, yüksek lisansta evet bu yaptığım işte ısı makinesi ile ilgili bir makalemiz var Özgür Hoca'yla. Özgür Hoca Ioannis Komines. İşte ben ve hani Selçuk Hoca'nın yaptığı bir makale var. Ve hani yüksek lisans tezim de bunun üzerineydi. Buradan hani doktoraya nasıl geldim? Aslında o kısım birazcık böyle karışık. Çünkü şu anki doktora konum aslında tamamen biraz farklı kuantum termodinamikten ve kuantum enformasyondan. Şu an kuantum metroloji çalışıyorum. Metroloji aslında ilk geçen sene, yani 1,5 sene falan önce duyduğum bir şey. Bu
bizim makalenin üzerine çalışırken Ianis'le o zaman konuşuyorduk ve Ianis kendisi Girit Üniversitesi'nde profesör ve deneysel bir grubu var ve spin sistemleri, spin gazları üzerine kuantum deneyleri yapıyor. Ve hani beni de 2 aylığına işte Girit adasına davet etmişti. Oraya gitmeden önceki hani amacımız şeydi, bu spin gazları üzerinde acaba bir kuantum kapısı yapıp yine böyle bir kuantum ısı makinesi gibi bir şey yapabilir miyiz deneysel olaraktı. Ama maalesef hadi onu yapamadık çünkü siz ne kadar zorlarsanız zorlayın bazı sistemler size bunu yapmanız için yeterli parametreleri vermiyor ya da işte decay rate'leri hani çok izin vermiyor. Hani onu yapamamıştık ama hani orada daha çok böyle hani daha hassas mesela manyetik alanı nasıl ölçebiliriz gibi sorular da çok önemliydi. Ve onun üzerine böyle yavaştan 2 ay böyle bir en azından teorik bir çalışma yapmıştım orada. Ve o sırada hani ölçüm ve bir şeyleri gerçekten precise olarak ya da çok hassas nasıl ölçebiliriz? Onun üzerine böyle düşünmeye başladım. Hani o olan işte onu düşünmeye başlayınca bu sefer metrolojiyi aslında tamamen bunun üzerine kurulmuş bir şey. Daha hassas ölçüm nasıl yapabilirsiniz? High resolution ölçümler nasıl yapabilirsiniz? Bunun üzerineydi. Ve biraz merak etmeye başladım. Ve buradaki işte pozisyonu geçen sene görmüştüm. Ve hani buraya başvurdum. Buradaki burası neresi Emre? Burası Tübingen. Okay. Almanya'nın böyle çok küçük bir şehri. Yani çok. Hangi gruptu? Daniel Brown. Dan Brown, evet. Daniel Brown. Kaç şüphe ediyor bir yer. Evet. Çünkü Da Vinci olan değil ama. Değil değil işte. Ben de Dan Brown diye görünce böyle şüphe etmiştim. O yüzden şimdi tekrar sormak istedim. Okay. Evet. Birçok hani... şey sunuyor orada değil mi? Lafını bölüyorum ama son kez. Bir kere daha alayım. Şey yani bir tek metroloji çalışmıyor herhalde. Çok fazla şey çalışan bir grup yani hoca da. Aynı. Evet evet. Yani sadece metroloji çalışmıyor. Kendisi daha önce kuantum kaos üzerine çalışmış. Kuantum termodinamik üzerine çalışmış. Hala kuantum optik üzerine bir işler yapıyor. Ama şu an hani grubumuz Koç'taki kadar büyük bir grup değil. Sadece işte şu an 3 doktora öğrencisi var. 1 yüksek lisans öğrencisi var. Hani şu an o kadar büyük bir grup değiliz ama umarım gelecek seneye falan daha büyük bir grup olacağız. Ya bu arada şey de sormak istiyorum. Öyle bir grup yok herhalde ya. Quest Koç'taki grubun ismi. Ben de şimdi Malta'ya gidince Koç'tan sanki büyük aileden küçük aileye düşmüşüm gibi hissetmiştim falan. Hani çok evet. Fazla postdoc, çok fazla doktor öğrencisi vardı burada. Özgür hocamız sağ olsun. Çok güzel bir ortamdı yani. Oradan sonra çıkıp hani bir postdoc, bir doktor öğrencisi, bir hoca falan gibi bir ortama girince insan biraz şey ne kadar nimetli bir yerdeymişim diyor. Çok güzeldi. Sizin ekip bayağı büyüktü ya. Yani sunuma geldiğimde hatırlıyorum. Bayağı bir oda sırf ekip vardı ve hani bayağı güzel. Bu arada aşağı ben Quest'in grup linkini de yani sizin siteyi de ekleyeceğim. Oradan ilgilenenler girip bakabilirler. Hani daha önceki işler de var orada. Bayağı güzel. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben bir noktada sizin bibliometrik analizinizi yapmıştım. Ya bunlar ne yapıyorlar diye. Çok şey yani efektli ve başarılı da bir grup. Yani evet. Çıktı parametreleri böyle yayın olarak da güzel görünen bir gruptu. Özür dilerim. Sen devam et. Ben konuyu değiştirecektim. Sen buradan devam edeceksen söyle. Ufak bir şey söylemek istiyorum. Şey bu mesela kuantum, senin gittiğin yer de Emre kuantum optik grubu. Benim gittiğim yer de kuantum optik grubu ama şimdi kuantum optik, enformasyon falan her şey bir araya geldiği için herkes her şeyi çalışıyor gibi geliyor bana bir taraftan. Bir de onu böyle şey dipnot olarak koyalım diye. Evet aslında ben de bu konu üzerine duracaktım. Hani şimdi kuantum enformasyon yapmak istiyorsunuz, deneysel işlerle çalışmak istiyorsunuz. Hani onun teorisine çalışmak istiyorsunuz. Hani bir yerde kuantum termodinamik yapmak zorundasınız, kuantum optik anlamak zorundasınız. Hani onları anladıktan sonra bir yerde kuantum metroloji anlamak zorundasınız. Çünkü eğer bunların hiçbirini böyle yani yarım yamalak bırakırsanız hani hiçbir şekilde kafanızda tam oluşmuyor bence.
Ve bu yüzden hani insanlar da zamanla böyle hani bir yıl onu çalışıp, bir yıl diğerine geçip, bir yıl diğerine geçip ve hani bu popüler kısmı takip edip bence çalışıyorlar. Ve şu an hani benim gördüğüm kadarıyla metroloji gerçekten çok hani popüler olmaya başladı. Hani insanlar biraz daha hani kuantum bilgisayarların yanında hani buna gerçekten çok daha fazla ihtiyaç olduğunu farkına varmaya başladılar. Hani o yüzden olabilir. Ya sizde şey ayrımı şu an var mı resmi olarak? Mesela sen diyorsun ya ben kuantum metroloji çalışıyorum diye. Hı-hı. Ayrıca bir kuantum sensing biriminiz veya o konularla ilgilenenler var mı? Yoksa sensing ile metroloji hep eş anlamlı mı kullanıyorsun? Ben hep eş anlamlı kullanıyorum diyebilirim. Hani yani bir parametre varsa elimde ve bu parametreyi estimate'in Türkçesini biraz hatırlayamadım ama tahmin etmek istiyorsam hani bu parametrenin dayandığı belirli limitler var. Hani kuantum mekaniksel olsun ya da klasik olsun. Hani bu limitler neler? Aslında benim böyle daha çok ilgilendiğim nokta bunlar. Yani şundan ötürü dedim. Çünkü mesela metroloji senin bu dediğin işler ya. Hani mesela limiti bulmaya çalışıyorsun, ölçüm tekniği geliştirmeye çalışıyorsun. Sensing biraz daha aslında işin pratik tarafına da geliyor. Hani ben işte bir magnetometre yapmak istiyorum ve işte bunu hangi malzemeyle yapabilirim, işte bu hangi bantlarla çalışırım bilmem ne. Hani bu illa metrolojiye kadar inmesi gerekmeyen bir alan diye. Şeyden ötürü dedim, mesela TÜBİTAK'ın altında Ulusal Metroloji Enstitüsü var. Ama hani illa ki bunlar sensör yapıyor demek değil. Aslında metroloji biraz daha bu onun bilimini icra ediyorlar şeklinde. Yani o ölçümün bilimini nasıl diyeyim? Onu bilimsel olarak geliştirmeye çalışan bir kısım var. Bir de sensingçiler var. Bunlar daha işin deneysel tarafında ve mesela işte cihazın verimliliğini geliştirmekle uğraşabilirsin. Ne bileyim tek foton sensörü yapmaya çalışıyorsun mesela. İlla ki metrolojiyle uğraşıyor olman gerekmiyor benim şey yaptığım kadarıyla, bu işlerden şimdi kaldığım kadarıyla. O yüzden hani şeyden bir ayrım olsun diye söyledim. İleride mesela sensörlerle ilgili çalışmak isteyen olursa illa metroloji gruplarını aramak zorunda değilsiniz. Yani quantum sensing diye baktığınızda da karşınıza güzel şeyler çıkabilir. Hatta onun üzerine projeler de var. Şeyi diyecektim ben az önce. Mesela Özgür Hoca da öyle çalışıyor ben yanlış hatırlamıyorsam. Hani önce belirli bir konuyu çalışıyor. Ondan sonra hani olay devam ettikçe başka bir konuya geçiyor. Sonra başka bir konuya geçiyor ve hani böyle doktoramı bitirdim, önümüzdeki 40 sene boyunca aynı konuyu çalışacağım çok kalmadı artık. Hani evet, özellikle yani bizim alan çok hızlı ilerliyor. Yani kuantum enformasyon ya da işte yani bir şey çalışacak bir şey yok. Devamlı bir büyüme halinde gelişme. Sonra bir bakmışsın yani bir konuya girmişsin herhalde. Yani hani şu an doktoraya geçmeyi düşünen veya bu alanlarda ya da herhangi bir fizikte herhangi bir alanda ilerlemeyi düşünenler için hani şu an girdiğiniz ve çok ilginizi çeken konuları 10 sene sonra çalışmıyor olabilirsiniz. Bu kötü bir şey değil yani, bu peki, normal tabii bilimin ilerliyor olmasıyla açıklanabilecek bir şey. Diyeceğim ve Elif diyeceğim bir şey yoksa Emre'yi bir sonraki konuya geçireceğim. Olur. Bir sormak istediğim şeyler var ama yine döneriz. Dur sor. Yok sen sor, sonra şey yapalım. Yok şunu merak ettim. Hem hoşuma gidiyor hem şey. Deney mesela teorikçisin sen Emre. Yani deney yapmıyorsun. Evet. Bir deney grubunda çalışmışsın ve işler yürümemiş. Yine uçak geçiyor ama şey o bu sefer deney kısmından kaynaklanıyor değil mi? Yani şey yani teorik olarak öngördüğün şeyleri deneyleyememekten kaynaklanıyor. Evet. Hani ya teorik olarak öngördüğünüzde aslında hani siz sistemi modellediğinizde bir şekilde hani görebilirsiniz ama bu yine hani sizin ölçüm hassasiyetinizle alakalı. Mesela biz orada belki hani yapabilirdik ama o ölçüm hassasiyetine sahip olmadığı için laboratuvar, siz bunu asla hani gerçekleştiremeyeceksiniz. Ya da mesela bazen işte bu decay rate'ler bizim tahmin ettiği, hani biz genelde hani belirli değerleri alıp yapıyoruz ama hani bazen tam olarak da uyuşmuyor. Hani belki hani o an o sistemde mesela lazerin belki farklı bir etkisi yüzünden belki yine yapamamış olabiliriz. Hani öyle. Soru ileride de devam edilebilir belki. Evet, belki ileride de devam edilebilir. Evet. Hani biz orada yani bu
Rubidium ve sizyum gazları vardı. Hani onlar üzerine bir kuantum kapısı uygulayabilir miyiz gibi bir şeydi. Ama siz onların hani şeylerine baktığınızda decay rate'leri gerçekten çok yüksek. Hani gigahertz mertebesinde. Hani siz ne yaparsanız yapın chat hemen yok olabiliyor sizin o gönderdiğiniz şeyler, coherence'lar. Ve hani bu yüzden mesela yapmak biraz daha zor olabiliyor bu tür işleri. Ve tahmin etmek de biraz daha zor olabiliyor. Hani sistemi tam olarak modellemek de zor olabiliyor. O yüzden de evet. Bir de şey, bir şey daha dikkatimi çekti. Ondan sonra zeki şey yapabilirim. Bırakabilirim. Böyle her şey üst üste binmiş gibi geliyor bana yani. Senin hayatında da bir şey bir şeye götürmüş gibi. Yani o şeyin grubuna gitmişsin. İyiniz ne gibi. Orada mesela meteorolojiyle ilgili bir şey almışım yani, bir hava almışım, bir havayı solumuşum, evet. Bir feeling almışım böyle. Oradan kafanda bir fikir oluşmuş. Sonra zaten sen bir kuantum termodinamik falan çalışıyorsun. Yani her şeyin böyle üst üste biniyor olması da, böyle hayatın seni bir yere götürüyor olması da benim her zaman ilgimi çekiyor bu arada. Hani böyle hikayeleri takip ettiğin zaman. Orada sen de aynı şeyi görüyorum. Evet, hep öyle oluyor. Hani o yüzden hani ben insanlara şunu önerebilirim. Hani olabildiği kadar hani lisans zamanında ders alın, daha çok hani farklı şeyler görmeye çalışın ki hani daha sonra hani kafanızda bu ufak fikirler, hani hepsini öğrenmek zorunda değilsiniz. Bunlar sadece size ufak ufak fikirler veriyor ve kafanızda aslında yapmak istediğiniz şeyi oluşturuyorsunuz zamanla. Ve daha sonra hani bir yere doğru yönelebiliyorsunuz. Yoksa hani ilk başta belki Zeki hocam hatırlıyordur. Ben böyle lisanstayken çok böyle kafam karışık etrafta dolaşıyordum. Ne çalışacağım, ne çalışacağım. Aynen. Yani ben hiç senin kuantum infocu olacağını tahmin etmiyordum ya. Bu arada hani dinleyenler için. Yani Emre'nin birinci sınıfta asistanın mıydım ben senin? Yoksa Vedat'laydık değil mi? Evet. Tam hatırlamıyorum. Birinci sınıfta değil ama şeyde kuantum informasyon... Kuantum infodaydı. Şey, belki 200'lerden birisinde falan da, ama ya hatırlıyorum o dönemden seni. Böyle hiç kuantum infocu olacağım diye bir kafanda net bir şey yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Evet, hiç yoktu. Hiç yoktu. Hani daha çok böyle hani bilmiyordum çünkü. Hani temeline de ya da ne var, nasıl research yapılıyor bu alanda hiçbir şekilde fikrim yoktu. Bence Emre gerçeği söyle ya. Geometri seviyordun değil mi? Evet, geometri seviyordum. Ya yok, bu arada şey değil yani, bu insanların da aklında olsun. Lisanstayken bir konuyla gelip de ben illa bu konuyu çalışacağım diye dayatmanıza gerek yok. Ya çok ilginç bir şey çıkar karşınıza. Değiştirebilirsiniz çalışma alanınızı. Yani bizim mesela bir tane işte Q-Turkey'de şey vardı, arkadaş vardı. Yani kuantumla alakalı bir şeyler yapacağım diye geldi. Sonra bir baktık mesela General Relativity çalışıyor. Hani bir anda değiştirmiş konuyu. Bu çok daha ilginç geldi. Ben bunu çalışacağım diye çıkabiliyor insanlar. Yani tabii doktoradayken değiştirmeyin konunuzu 180 derece de, hani işte information'dan termodinamiğe, termodinamikten meteorolojiye, oradan computation'a, böyle yerlere geçirebilir. Çok da şey değil, öcü değil yani konu değiştirmek. Yani yakın alanlar olduğu sürece hani çok bir sıkıntı olmuyor. Ve yani lisanstayken de bunun biraz temelini alıp işte mesela atıyorum hani hem mesela mathematical methods alıp İşte biraz matematiksel olarak ne yapılabilir bunu görüp işte computational alıp biraz daha hani modelleme neye benziyor ya da ne kullanılıyor bunlarda. Hani hepsini illa çok öğrenmenize de gerek yok ama ileride karşınıza çıktığında aa ben böyle bir şey hatırlıyorum işte lisans 3. sınıfta böyle bir ders almıştım bununla alakalıydı. Onun textbook'u şuydu, hadi bir textbook'tan tekrar başlayayım çalışmaya gibi böyle bir zemin olması faydalı olabiliyor. Yani işte ben full teorikçiydim ama arada gittim deneyici dersleri aldım bir sürü. En azından hani laboratuvarda ne yapılıyor haberim olsun diye. O yüzden buradan tüm lisans arkadaşlara tavsiyem mutlaka deney dersi, yani zorunlu deney derslerinin yanında seçmeli deney ve modelleme dersi de alabiliyorsanız alın. Hiçbir şey değilse görün bu deneyiciler, modellemeciler ne çileler çekiyormuş. Ondan sonra teorinin değerini bilirsiniz diyeyim. Ben şeyden devam edecektim. Şimdi sen doktoraya yurt dışına gitme kararı aldın. Aklında direkt Almanya yoktu değil mi? Yani birkaç yere bakıyordun yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ya aslında aklımda direkt Almanya yoktu ama Avrupa vardı. Hani sadece, evet, yani. Evet, sadece Avrupa'ya bakıyordum. Evet. Sonra işte birkaç yere başvurdum. Ve hani birçok aslında böyle 10 yerden falan da red yedim.
Hani şöyle, ya aslında ben ilk böyle bu research statement falan hani kendinize böyle tanıtırken eğer düzgün tanıtmıyorsanız benim gibi böyle çok kötü bir şekilde statement yazıp ve hani bir şeyler bekliyorsanız çok olmuyor. Hani ve ben yaklaşık 10 yerden böyle falan red yiyince hani şeyi düşünmeye başladım. Acaba ben nerede hata yapıyorum? Bir şey Çünkü söyleyeyim. Şimdi sen red yedik deyince böyle bir gülüyoruz ya, kötülüğümüzden bilmediğimiz tabii insanlar ya. anket Ya yok, benim ya bunu şey yani. ya bunu soruyor olmamın sebebi de hani arkadaşlar hepimiz red yiyeceğiz hayatımızın belirli dönemlerinde. Akademide gidiyorsunuz, dergiden red yiyeceksiniz, girmeye çalıştığınız okuldan red yiyeceksiniz, ne bileyim işte grant proposal'ınızdan red yiyeceksiniz. Bir sürü red yiyeceksiniz yani, bu akademinin bir parçası. Hani 150 tane yiyince hiç hoş olmayacağına eminim ama hani 10 tane red yedik diye ya da işte bir başvurduğunuz okul sizi reddetti diye dünyanın sonu değil yani. Yani o şey olacak ama mesela şimdi o doktoraya başvururken 10 tane yemiş ama gittikçe büyüdükçe kariyeri bence red sayısı da artacak ve ne kadar büyük bir şey. Ya yani bu artabilir bence. Yani hiç bunu bir son olduğunu zannetmiyorum. Evet, kesinlikle katılıyorum. Gelmez böyle bir şey başına. Daha sonra hani şey yapmıştım. Bu research statement'ıma oturdum. Bir gün böyle baştan yazdım. Hani daha çok hani ne yapmak istediğimi, fikirlerimi falan ekledim. Ve gönderdiğim ilk yerden 2-3 hafta sonra kabul geldi. Hani ve daha sonra başka bir yere, hani buraya da gönderdim. Buradan da kabul geldi. Hani şunu demek istiyorum. Hani kendinizi düzgün tanıtın. Hani fikirlerinizi düzgün tanıtın. Yoksa hani dediğim gibi sürekli böyle gönderdiğiniz yerden başlarda red yiyebilirsiniz. Ve buraya geldiğimde yani şey, buradan kabul aldığımda yine böyle kafam çok karışıktı. Yine Özgür Hoca ile ben aslında Koç Üniversitesi'nde doktoraya başlamıştım. Ve hani bir taraftan böyle metroloji çalışmayı da çok istiyorum. Hani çok böyle şey bir zamandı, böyle karmaşık bir zamandı ama artık böyle riski alıp her şeyi alıp direkt böyle Almanya'ya bir sonraki dönem tamamen taşındım. Öyle mi? Ben şey hatırlıyorum ya, ben bu hikayede güzel bir taraf, biz de yanımız, yani biz aynı odada çalışıyorduk Emre ile, o yüzden o sürecin son kısmını ben de hatırlıyorum. Bence bu hikayede güzel olan şeylerden bir tanesi sen hep buraya gitmek istiyordun. Evet, evet Ve ben yani olmuş olması bence mükemmel bir netlik hikayesi ya. evet ben ya ben en başından belli sadece hani ya aslında bu şehri bile istiyordum. Böyle tamamen şehir işte grup falan sadece burayı istiyordum ve hani başvuruyu da yaptıktan sonra aslında çok böyle umudum kalmadı. Çünkü o kadar red deyince tamam artık Türkiye'de kaldım böyle moduna geçip Özgür Hoca ile böyle projeye bile hatta başlamıştık çalışmaya. Bu bayağı geç cevap verdiği için değil mi? Hemen geri Evet. dönmedi sana. O Evet. da o var. Evet. Bir iki ay falan almıştı. Tam hatırlamıyorum ama. Daha sonra işte burası oldu ve ya ben o sıra çok sevinmiştim. Elif Hoca da hatırlıyor böyle. Evet. Ama bir taraftan da böyle üzülüyordum çünkü Özgür Hoca'nın grubu gerçekten mükemmel bir grup. O grubu gerçekten bırakmak istemedim. Hani bayağı karmaşık bir dönemdi o yüzden. Ama şey var yani, bir şey bırakmak diye bir şey yok artık herhalde, profesyonel olunduğu için şimdi tekrar çalışmaya devam edebiliyorsun. Aslında gittikçe büyüyorsun yani, Evet, genişliyorsun kesinlikle, araştırmacı olarak. kesinlikle. Hani bir yerden bir yere gittiniz diye tamamen iletişimi koparmak, ya bence hani hiç öyle bir şeye gerek yok. Hani ben hala şu an Özgür Hoca ile de ufak tefek işler yapıyorum. Hani ya beraber hala çalışıyoruz. Kolaboratör olmuş oluyorsunuz. Buna Evet. kolaboratif diyoruz, hep Evet. beraber çalıştığımız kişi ne kadar çok kolaboratör varsa mesela o kadar büyük bir araştırma şeyimiz var, alanımız ve yeteneklerimiz artmış oluyor. Yani Kesinlikle. şey vardır matematikte, Erdős sayısı diye bir şey vardır. Duymuş muydunuz? Şey, bu Anlıyorum. adam Erdős herhalde, yanlış bir şey olmasın. Adamın özelliği şu, adam devamlı şey yapıyor, yolculuk yapıyor. Ve niye yolculuk yapıyor? Yolculuk yaparken teoremleri falan ispat ediyor. Ve devamlı birileriyle kolaborate ediyor. Yani Erdős sayısı şu, onunla kaç defa mesela kolaborate ettiniz? Bu senin ilgini çekebilir Zeki aslında.
Benim mesela adamlık adam artık tabii yok tabii de şey kaç tane makalem var. Sonra benimle çalışan kişi mesela Emre olsun. Emre'nin Erdős sayısı ona göre şey gibi H-index gibi falan gibi bir sayı. Ama adamın inanılmaz yani. Sürekli böyle gezerek insanlarla kolabore ediyor. Ve herkesle makalesi var. Böyle çok ilginç bir insan. Şey kolaborasyon üzerine öyle bir sevdiğim hikayelerden bir matematik hikayesi. Ben senden onun bilgisini alırım sonra. Erdős diye yazılıyor. Şey Macar olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam adamın ismini. Başka bir şey. Erdős diye biri var da bu sayı ona mı ait diye bir bakarız. Gönderirim. Kolaborasyon önemli diyelim burada. Evet. Evet. O zaman şunları soracağım. Giderken burs mu aldın? Direkt oradan destekle mi gittin? Bursa başvurmayı düşündüm. Çünkü Almanya için bildiğim kadarıyla DAAD var. Başka böyle büyük burs var mı Almanya'da mesela? Evet. Ya aslında Almanya'da doktora için çok daha rahat. Hani başvurduğunuz her grupta aslında siz giderken çalışan olarak gidiyorsunuz. Ve aldığınız bursta genelde hani bu full maaşın bazen yarısı bazen %75'i oluyor. Ben burada %75'ini alıyorum hani ve şey bunun için aslında herhangi bir pozisyon açılıyorsa Almanya'da doktora pozisyonu açılıyorsa bilin ki kesinlikle size orada hani yetecek kadar para verecekler. Ne kadar bunu... veriyorlar ne kadar? Memnun oldum. Mayış kaç Emre? Aslında şey, bununla ilgili size geldiğinizde bir belge imzalatıyorlar ve hiçbir şekilde kimseye maaşınızı söyleyemiyorsunuz. Demek ki herkese farklı para söylüyorlar, onun için şey. Aslında herkese aynı parayı veriyorlar, hani kesinlikle o konuda. Ya belki şehirden şehire böyle ufak değişiyor. O zaman bunu nereden biliyorsun başka bir evde? Hiç kimseye soramıyorsun. Herkesini ucuza çalıştırıyorlar. Yok ama Almanya'da şey var değil mi? Direkt maaşı söylemiyor ama bunların bu scale'ları var işte. Birinci tier, evet. İkinci tier. Yani en az alabileceğin ve en yukarı alabileceğin tüm her şey public. Arasında ne kadar aldın? Kesin. Evet. Yani en düşük mesela 1300 euro gibi bir şey alırken en yüksek mesela 1900 euro gibi bir şey alabiliyorsunuz aylık. Hani ve hani o parada size gerçekten hani şehirden şehire belki biraz daha değişiyor. Hani Münih'e gitseniz belki biraz daha fazla harcayacaksınız kiradır falan. Ama küçük şehirlerde çok daha rahat oluyor. Hani sizin her şeyinize hemen hemen yetiyor. Master için Almanya biraz daha hani zor. Çünkü kendi paranızla gitmek zorundasınız. Ya da sizin söylediğiniz gibi DAAD gibi burslara başvurmak zorundasınız. Onun dışında hani direkt devlet size burada para vermiyor master için. Ve fizikte ya benim dikkatimi çeken şey normalde birçok bölüm burada 3 yıl. Fizik 4 yıl lisansta. Ama fiziğin yüksek lisansı sadece 1 yıl. Yani 1 yıl mesela eğer diyebiliyorsanız gerçekten hani karşılayabiliyorsanız bu fiyatı 1 yıl gelip yapmak belki yine çok iyi olabilir. Evet ama Almanya'da şey problemi var değil mi? Okurken bir yandan da çalışmana izin vermiyorlar. Sanırsam yüksek lisansta izin veriyorlar. Hani yüksek lisansta veriyorlar mı? Doktora da çünkü yapamıyorsun benim bildiğim. Yani bir yandan da şu işi yapayım diye bir şey yok. Çünkü zaten çalışıyorsun sen diyorsun. Evet, evet. Devlette şu an tamamen siz çalışıyor olarak gözüküyorsunuz. Ve zaten çalışma limitinizde çalışıyor olarak gözüküyorsunuz. O yüzden gidip herhangi bir işte çalışmanıza kesinlikle izin vermiyor. Ama herhangi bir öğrencinin Almanya'da bildiğim kadarıyla tekrardan hani böyle bir işte %50 olan bir işte direkt çalışabilme izni var. Hani yarı zamanlı bir işte çalışabilirsiniz okurken. Yüksek lisans için değil mi? Evet, yüksek lisans için ya da lisans için yine aynı şekilde. Yani bu mesela çok Türkiye'de insanların anlamadığı bir kavram da Avrupa'da benim bildiğim kadarıyla aslında zamanının ne kadarını vereceğine göre kontrat yapıyorsun. Yani mesela birden fazla kurumla da anlaşma yapabilirsin. Ben %20 şurada, %20 burada, işte %60 şurada çalışacağım diyor. Böyle hani 3 üniversite affiliation'ları olanlar falan aslında biraz öyleler. Galiba Hollanda'dan bir hocayla tanışmıştım. Mesela işte %20 Norveç'te bir şeyle kurumla anlaşma yapmış. Ayda işte 5 gün gidip
orada birkaç tane ders verip bir yandan da hani oraya aslında adını veriyor. Hani herhangi bir yayın yaptığı zaman oranın da kurumun da adını kullanmış oluyor. Böylece hani hem onların işine yarıyor, işte hem hocanın ekstra ne bileyim işte bir de Norveç'te ofis olmuş oluyor falan filan. Böyle şeyler mümkün. Ama yüksek lisansla çalışabilmen iyiymiş. Yani %50 de olsa. Yani ya çalıştığınız zaman hani %50'lik bir işte çalışsanız, mesela bir kafede çalışsanız, büyük bir ihtimalle aylık 800-900 euro gibi bir şey rahat bir şekilde kazanabilirsiniz. Hani ama işte ilk geldiğinizde sıkıntı şurada. Eğer Almanca bilmiyorsanız öyle bir yerde çalışmanız da sizin için çok zor olacaktır. Hani evet. Yani sıkıntı çektin mi? Almanca, ya var mıydı Almanca ilk önce onu sorayım. Bende yoktu. Hala hani böyle yok gibi. Yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyorum ama gerçekten... Birkaç ay oldu Emre ya. çok zor bir dil. Hani onu söyleyebilirim. Sıkıntı oldu mu? Sıkıntı şu ana kadar olmadı. Hani hem ev arkadaşlarım hem üniversitedeki bütün arkadaşlarım ya da şehirdeki herhangi bir İnsan gerçekten iyi İngilizce konuşabiliyor. Hani hiçbir sıkıntı yaşamadım o konuda. Hani ve İngilizce konuşmak da hani onlar için gördüğüm kadarıyla çok sıkıntı değil. Hani çok dert etmiyorlar ya da çok böyle hani Almanca... Fransız değiller diyorsun. Evet, hani o şekilde değiller. Hani genelde yardımsever bir yerde böyle yaşıyorum ben şu an. Biraz bana ODTÜ'yü hatırlatıyor. Tam böyle ODTÜ 100. yıl evleri. Hani burası çok 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 benzer gibi. Evet. Yabancılık çekmedim yani. Evet evet, hiç neredeyse hiç yabancılık çekmedim geldiğimden beri. Okay. O zaman biraz şeyden bahsedelim. Mesela şimdi gittin, orada ders alıyor musun? Herhangi bir sınava girdin mi veya doktora yeterlik sınavı gibi bir şeye girecek misin? Ya da bu Amerika'daki kuallar gibi bir karşılığı var mı? Ya da ders veriyor musun? Yoksa sadece projeyle mi sen bu işi yapıyorsun? Mesela istesen ders verebilir misin şu an? Gibi hani Almanya'daki süreçte biraz daha isteyenler için açalım. Evet. Şimdi şöyle, ben herhangi bir sınava girmedim. Hani herhangi bir İngilizce sınavı vermem falan da gerekmedi. Çünkü hani hem Koç'tan hem ODTÜ'den böyle İngilizce sınavlarını geçince zaten hani siz İngilizce biliyor olarak ya da bir makaleniz varsa İngilizce biliyor olarak geliyorsunuz. Onun dışında üniversite... Buraya ufacık bir not koymak istiyorum. Atıyorum ODTÜ'den mezun oldunuz. ODTÜ'de yüksek lisansa gireceksiniz. Yine İngilizce sınavı vermeniz lazım. Ama evet. Bakın Almanya doktora başlayınca istemiyorlar. Yani evet. Bizim memleket. Kesinlikle. Hani öyle bir sınava hiçbir şekilde girmedim. Sadece önemli olan şey işte not ortalamam. Bunun dışında bir makale yayınlamışsam o makale ve İşte zamanda aldığım dersler. Hani sadece bunlara bakıp hoca aslında sizi seçiyor ve hani üniversitenin aslında sizinle çok da bir işi yok. İsterseniz doktora programına kayıt olmuyorsunuz ama yine de doktoradan mezun olabiliyorsunuz sadece çalışarak. Hani böyle bir güzelliği de var. Ama ben yine de öğrenci olmak istedim. Hani o yüzden buranın doktora programına kayıt oldum. Evet, hani bildiğim kadarıyla hani Amerika'ya falan gitmek isteseniz gerçekten hani bir sürü sınav vermeniz gerekiyor. Onun dışında hani İngilizce sınavlarını geçmeniz gerekiyor, TOEFL falan. Evet. Burada öyle bir şey yok. Hani o rahatlığı var. Şu an üniversitede ders almıyorum. Hani doktora programında ders almanız gerekmiyor. Zaten 3 yıl. 3 yıl sadece araştırmanıza odaklanıyorsunuz ve hani bu bence mükemmel bir şey. Hani bir yerden sonra evet ders almak gerçekten çok güzel bir şey. Oturuyorsunuz, dinliyorsunuz, yeni şeyler öğreniyorsunuz ama bir yandan da gerçekten vakit de kaybedebiliyorsunuz. Şu an burada o yok. Hani ders almıyorum ama bunun yanında asistanlık yapmam gerekiyor. Hani yılda sadece bir dönem bir dersin asistanı olmam gerekiyor ve hani o dersle ilgili işte sınavları hazırlayıp sınavları okuyup bunları yapmam gerekiyor. O şekilde. Çok değilmiş yükün ya. Bir tane ders olması çok iyi. Yani çok değilmiş yükün. Değil mi? Evet, zor mu? Ağır mı geliyor? Nasıl? Çok hatta yani normalde benim projemde biraz daha rahat. Yani normalde her dönem alan da yapması gereken alan da var. Hani çalıştığı projeye göre biraz değişiyor ya da hani gerçekten parayı nereden aldığına göre değişiyor. Ha, o da evet.
Hani ben de biraz daha rahat. O yüzden hani yılda sadece bir dönem bir ders asistanlık yapmam gerekiyor, o kadar. Oldukça iyiymiş. O evet, oldukça iyi ve hani bu yüzden size çok fazla zaman kalıyor araştırma yapabilmeniz için. Hani ya bu çok çok daha değerli. Evet. Yani komparatif olarak karşılaştırmak isteyenler için söylüyorum. Türkiye'de 2 sene ders alıp ondan sonra üstüne bir de doktora yeterlik sınavı için bir döneminizi de oraya gömüp hani 2,5 sene sonra başlıyorsunuz aslında orada direkt başladığınız sürece. Evet. Yani öyle yapmak zorunda değilsiniz. Bir yandan burada araştırmanızı da yapabilirsiniz tabii de dersler biraz kazık olabiliyor. Evet, burada işte o qual da yok. Qualification exam dediğimiz şey de yok. Hani Ama onun da şey de küçücük. O doktora sınavı farklı ama. Avrupa'da doktora sınavına girerken sana derslerden soru soracaklar diye düşünüyorum. Bazı yerlerde o var. Yani şey verdi. yok, doktora yeterlik yok Almanya'da ama doktora sınavı bizdeki doktora sınavı gibi olmayabilir diye düşünüyorum. Çünkü öyle şeyler var, öyle o şekilde yapanlar. Aslında hani şu an geçen dönem bizim gruptan mezun olan biri vardı. Hani ben biraz konuştum bu konuyla ilgili. Ve hani ya sadece 3-4 tane makalesi var. Ya 3 yıl sonunda o makaleleri sunup ve mezun oldu. Onun dışında ekstra yapması gereken hiçbir şey yoktu. Bu Hani grupta. evet, sadece hani O size tez bile yazmanız aslında o kadar şart değil. Siz sadece yazdığınız makaleleri düzenli bir şekilde teze koyup günün sonunda sunup gayet Üç çok daha makale. Üç evet. makale çünkü şey oluyor. Üç makaleyi arka arkaya koy. Yani tez yazmana gerek olmuyor. Türkiye'de de o var bildiğim kadarıyla. Üç Yok, makale her yer öyle yok. Türkiye'de orijinal olması beklentisi var bir sürü yerde tezin. Yani beklenti var ama İTÜ'de mesela ben mezun olurken kaç sene önce yapmışlardı. Üç tane makale ilk isim olman gerekiyor herhalde. Hepsinde o zor bir şey. Yani hocanla çalışırken başta herhalde ilk isim olmayabilirsin. Özellikle yüksek enerji olursan. Başka dallarda belki hani öğrenciyi baş yapıyorlar ama üç o Avrupa'dan geliyor herhalde. Benim Avrupa'da tanıdıklarımdan onu yapanlar da var ama onun dışında şey de vardı. Değişmiş olabilir. Doktora sınavında mesela derslerden de sınav alıyorlar ayrıca şeklindeydi. Hani yeterlik gibi bir süreç yok doktora sırasında ama mezun olurken bayağı kallavi bir sınava giriyorsun ve orada doktor olduğun zaman Almanya'da doktor Rernat oluyorsun. Başka bir title o yani bayağı prestijli tam böyle detayını bilmiyorum ama ona göre bir şey almış oluyorsun, title almış oluyorsun diye biliyorum. onu ben şu ana kadar hiç duymadım ama bir bakayım, hani tam emin değilim. Hani bu Belki benim seni yiyorlardır Emre. Doktora diye gittin. Belki sana başka degree verecekler. Hiç bilmiyorsun mi? bunları. Olabilir. Yani Almanya doktor yapınca doktor Rednot olacaktı muhtemelen. O da şey Ha. yani Latince açılımı nedir acaba? Şey yapmadım ama natural science bilmem ne bir şeydir. Yani Latince İngilizce konuştum ama doğal bilimler doktoru falan gibi bir şey oluyorsun. Sınav demişken aklıma şey geldi. Hani ben Türkiye'den geldiğim için hani bir sınava tabi tutmadılar girişte, ama hani gördüğüm kadarıyla hani başka bir ülkeden gelen bir öğrenci vardı ki hani onun sınavına ben de girdim yazman olarak. Bazı öğrencilere hani böyle basit sözlü olarak bir sınav yapıyorlar geldiklerinde. Hani yeterli mi, yeterli değil mi diye. Ve o sınavda hani çok böyle korkmanızı gerektirecek bir şey değil. Sadece oturuyorsunuz. İşte 2 profesör, bir de yazman oluyor. Siz işte öğrencinin söylediği şeyleri yazıyorsunuz ve daha sonra profesörler işte kendi aralarında karar veriyor, yeterli mi, yeterli değil mi diye. Böyle bir şey vardı ilk geldiğimde. Ama şey çok garip, hani ben geldim, ilk haftamdı ve direkt böyle bir şeye girdim. Hani ve hani ben de yeni gelen bir öğrenciydim ve hiç hani soruları görünce tamam, ben bunları zaten cevaplardım dedim, ama evet, öyle bir şey var. Öyle. Güzel güzel ya. Yani bu şey için de aslında önemli. Yani bunları bu kadar detaylı soruyor olmamın sebebi hani böyle Avrupa yekpare bir bütün, her yerde aynı falan gibi düşünmesin insanlar diye. Çünkü mesela Hollanda'dan arkadaşlarla da burada konuştuk daha önceki bölümlerde. Yani mesela ders alman
mesela atıyorum gerekmiyor ama belirli bir kredi doldurman gerekiyor. O krediyi de nasıl alıyorsun? İşte workshop'a katılacaksın ya da derse gideceksin ya da seminere katılacaksın. Yani yine bir eğitim süreci var, sadece biraz daha işte esnek bırakılmış. Mesela İngiltere'deki sistem daha farklı, Fransa'daki sistem daha farklı, işte atıyorum İspanya'daki sistem daha farklı. Hani Avrupa diye bakınca da işte Avrupa'nın her yeri aynı olacakmış gibi düşünmemeniz gerekiyor başvuracaksanız. Hani başvuracağınız yerin kendi sistemine göre düşünmeniz daha önemli. Ya ülkenin içinde bile değişebilir. Türkiye'de de yani devlet üniversitesine mi başvuruyorsun, vakıfa mı başvuruyorsun, vakıfa başvuruyorsan hangi vakıfa başvuruyorsun, ona göre bile doktora düzeylerinde hani YÖK'ün belirlediği, çok merkeziyiz ama hani YÖK'ün belirlediği çerçeve içerisinde bir esneklik payı var. E şimdi yani Sabancı'nın mesela lisans programları, o biraz deneysel bir şey ama yani bir ara bölüm yoktu. Şu an nasıl yaptılar bilmiyorum ama yani o çok değişebilen bir hikaye. Seninki iyiymiş ama ya, sınav yok, tez evet, yok. Evet. Artık tez yani. Tez var ama şey çok böyle zorlayıcı bir şey değil. Doktor Renat nedir diye baktım ya konuşurken. Şey demekmiş, doğadaki şeylerin doktoru oluyor. Doctor Things of Nature diyor ya da doğal bilimlerin doktoru. Aa, güzel. Yani daha güzel bir şey olacak herhalde. Almanya'ya gideceğiz de. 3 yıl sonunda gördünüz hocam. Yine o zaman ben size yazarım. Hocam böyle veriyorlarmış ya da. Aynen şeyin fotoğrafını. Ya bu arada Almanya'da da master almak çok karizmatik bir şey. Magister mi oluyordun? Magistrat mı oluyordun? Çok şey güzel böyle title. Her şey, master sırasında çok zorluyorlar. Yani o doktordaki olmayan sınav sen master'ı bitirirken oluyor. Evet. Yani bitirmeler bayağı acıklı ya da zorlayıcı olabilir. Ya adama zaten kişiye yani şey doktora gelene kadar bayağı bir eğitim verilip sınav verilip şey yapılıyor. Bizimkisi Amerikan sistemi herhalde. Bu Avrupa sistemi oluyor. Şimdi ikisi aynı şey olmaya başladı herhalde. Avrupa sisteminde Amerikan sistemi gibi yaptılar karışıklık olmasın diye. Ama yani şey, yani zorlanmadan bir şey olmayacak herhalde. Tabii ki. Bir aşamada şey yapıyorlar herkesin. Mesela burada ya tamam ders yok, hiçbir şey yok. Böyle çok rahat gibi duruyor ama mesela her hafta sizden gerçekten çok daha fazla bir ilerleme kaydetmeniz bekleniyor. Yani her hafta daha çok çalışıyorsunuz. Hani öyle bir şeyi var. Hani ve hocanın iletişimi belki burada etkili ama hani ya benim hocam için yani her hafta en azından o kısmın ya büyük bir şeyi tamamlayıp karşısına gidip hani onu anlatmam gerekiyor. Türkiye'de tabii biraz daha rahat. Hani bakarsak böyle hani özellikle devlet üniversitelerinde hani öğrenciyi 3 ay sonra gören hocalar bile vardır belki. Hani var. Gerçek evet. Hani o yüzden hani burada biraz daha hani o sıkı hani gerçekten çalışmanız gerekiyor eğer buradaysanız. Ama o da çok normal değil mi? Sen orada sonuçta çalışansın. Yani doktora öğrencisi değilsin ki orada yani. Orada sana maaş veriyor, karşılığında bir şey görmek istiyor. Evet. Burada sen öğrencisin aslında. Yani biraz da kendin o şey mantalitesi farklı. Sen burada mesela doktorayı kendin için yapıyorsun. Hani hoca sana danışmanlık yapıyor, seni yönlendiriyor. Ama sana maaş verirken olay farklı. Hani sen orada doktorayı kendin için yapmıyorsun. Sen orada doktora da başkasının projesinde çalışıyorsun aslında. Ve hani bu çalışmanın sonucunda ürettiğin şeylerden de sana belirli bir işte ünvan verip vermeme üzerine bir sistem var. Yani evet. Bu farklı yaklaşımlar. O yüzden Türkiye ile direkt olarak karşılaştırıp işte bizdeki hocalar bakıyor bakmıyor da diye de çok düşünmemek lazım bence. Çünkü tamam şey hani mantalite farkı var ortada. Kesinlikle. Yani ya burada da hani projede çalışıyorsan burada da hoca senden hani her haftaya geçtim her gün bir şeyler istiyor. Hani. Evet evet çok iyi nokta. Haklısın. Yani. Yani şey olması lazım, hocanın da bir sorumluluğu olması lazım. 3 ayda görüşmeyen, 4 ayda görüşmeyen kişiler için hocanın bir sorumluluğu hani hissi yok ki. Yani kişisel olarak olabilir ama para hani çok önemli bir kriter olunca rapor yazması gerekiyor. Proje demek rapor yazmak demek. Birisine hesap veriyorsun, sana para veren kuruluşa. Bir sonuç yetiştirmen gerekiyor olabilir falan.
O hani o senin patronunun, hocanın üzerinde baskı varsa da sana yapıyor. Çok iyi nokta, doğru. Eğer öyle bir şey yoksa sonsuza kadar takılabilirsin ki Türkiye'de sonsuza kadar çalışan doktorlar var. Aynen yani, bir de hani doktorayı kendin için yaptığından ötürü aslında hocanın o kadar da seni ne bileyim sıkıştırmasının bir anlamı da yok. Yani bir şey olmayacak ya, o seni sıkıştırdı diye sen doktorayı bitirmeyeceksin. Ama evet, hani eğer yani burada şeyi söylemek lazım. Belirli şeyleri arkadan ittirme olmadan yapamayan insanlardansanız arkadaşlar, mutlaka projesi olan hocaları arayın Türkiye'de ve hani en kötü arkadan TÜBİTAK raporu ittirir. Hani böyle işte ya rapora bir şey koymamız lazım, hadi bir şeyler yapın da rapora bir şey koyalıma döner o iş yani. Öbür türlü çünkü gerçekten bir şey yapmayınca bir şey olmuyor. Yani ve tezilerleme raporları var. Onlar da var. Neyi? Tezilerleme raporu gibi şeyler. Tezilerleme komitesi. Ya var da oraya su... Ya, ama 6 ayda bir, 6 ayda da bir şey yapıyorsun canım. Hani şey değil. Yani şey gibi değil. Nasıl diyeyim? Çünkü TÜBİTAK projesi 2 senede bitiyor. Tezileme 10 yıla kadar gidiyor yani. Bir de arada sürekli YÖK kanunu değişiyor. YÖK kanunu değiştikçe sürekli sıfırlıyorlar senin hakkını. Bizim öyle yani 12-13 sene doktora yapabilirsin. Yani niye yapasın, o ayrı bir mesele de hani teorik olarak mümkün yani. Neden olmasın ki? Şey yok değil mi Almanya'da? Tez izleme raporu falan gibi şeyler. Yok. Yani enstitü falan gibi şey. O şekilde bir raporu. Yani bir rapor yazmamız gerekiyor mu? Şu an çok emin değilim ama hani ya olsaydı hoca zaten söylerdi ve bir sen ne kadardır oradasın? 5 ay oldu. 5-6 ay. 3 sene mi sürecek? Evet, 3 sene sürecek ve 6 ayı neredeyse doldurdum. Çok çok hızlı geçti. Aha, sadece 5 tane daha 6 ayın kaldı. Evet. 5 tane mi kalmış? Yok. Sonrası için planların neler Emre? Sonrası için planım ya büyük bir ihtimalle bir postdoc. Hani tabii ki o zamana kadar büyük bir ihtimalle birçok şey değişecektir. Hani kesin bir şey söyleyeyim. Yalnızca bir mi Emre? Yok, değil. Ya büyük bir ihtimalle 3-4 yerde postdoc. Öyle sonsuza da gidebiliyor. Evet. Allah'ım ama ya şimdi büyük bir ihtimalle burası bittikten sonra belki böyle bir Türkiye'ye tekrardan geri dönüp hani Özgür Hoca'nın grubuna belki böyle bir yıl falan bir tekrardan bir dönüp şöyle bir rahatlayıp sonra tekrardan Avrupa'ya belki gelme planlarım olabilir. Bu hani... şey gibi oldu. Özgür Hoca dinliyorsa bizi. Sinyal veriyor Emre. Hocam 2,5 seneye bana bir proje ayarlayın. Değil mi? Buradan hazır. Ya aslında şey, ya ben hiç ara veremedim neredeyse. Hani böyle bir tatil bile son, nasıl desem, bir 3 yıldır falan yok neredeyse. Sürekli böyle çalışınca artık böyle şey istiyorum. Böyle bir dönem olsun, böyle bir 3-4 ay rahatlayayım, hani kafamı dinleyeyim ama maalesef hiç olmuyor. Hani sürekli koşturmacı olunca birazcık hani yoruluyor insan. Yine kötülükten gülmedim. Yani böyle şeyleri anlattığınız zaman böyle çok gülesiniz gelebiliyor. Şey, manidar gülüşler bunlar. Ah diye. Hayır, bir de ya şey mesela çok kötü ya. Böyle kompetitif bir alandaysan ya da böyle yeni emerge'den bir alandaysan. Mesela 5 ay bıraktın, geri döndün. Her şey ilerlemiş oluyor. Bir de ondan sonra oturup ona yetişmeye çalışıyorsun. Hani ya bu işte deneycilerin özellikle hep söylediği. Ya 5 ay laboratuvarı bırak, geri dön. Her şeye baştan başlamışsın gibi. Her şey değişmiş oluyor yani. Hani o nedenle çok da bırakmamak lazım. Bu arada sonsuza giden postdoc'larla ilgili şöyle bir şey diyeceğim. Avrupa'da galiba onun üst limiti var. Yani atıyorum ne kadar? 12 sene mi ne en fazla postdoc yapabiliyorsun? Sonrasında postdoc yapman yani bir yere seni postdoc olarak almaları yasak. Çünkü şey diye görüyorlar yani ya bu zaten bu kadar süredir postdoc olduysa hani siz bunu postdoc olarak almayın. Bu bir emek sömürüsüne giriyor artık. Yani işin suyunu da çıkarmayın gibi bir şeyle. Yani başka bir şeyle gel. Yani işte ne bileyim instructor olarak gel. İşte researcher position'da gel. Hani bir şeyde gel. Ama hani bu postdoc dediğimiz şeyle insanları bu kadar uzun süre tutmayın gibi bir yaklaşım da var. Mantıklı da çünkü sonuçta
sen iş yapıyorsan seni sonsuza kadar postdoc tutabilir hoca yani. Ama adı üstünde doktora sonrası araştırmacısın sen. Onun da bir sonrası olması lazım hani. Kariyer olarak bir yerlere kapak atmış olması bekliyorlar. Hoş, onu nasıl manage edecekler bu arada hiçbir fikrim yok. Doktora alan sayısı sürekli artıyor ama kadro hiçbir zaman o kadar artmıyor yani. Ama şey, bu alanı bırak doktor yani doktora sırasında bırakan çok. Doktoradan sonra akademik alanı bırakan çok. Ama Çünkü doktora çok var ya. Yani öyle böyle değil. Var, evet. Ama Aynen. bırakan da çok var yani. Böyle patır patır insanlar dökülüyor şey böyle ilerlerken. Pozisyon sayısına işte doktora sahibi olanlar şeklinde. Ama şey de çok yani dışarıda yani bizim şey üniversite dışında diyelim doktora arayan şirket de çok fazla artık Tabii yani. tabii. Ya biraz da ondan seni akademiye yönlendirmek istiyor. Akademiye diyorum. Seni özel sektöre yönlendirmek istiyorlar. Hani çünkü artık yani o kadar high-tech işler yapılıyor ki bazı yerlerde. Onu böyle lisans, yüksek lisans mezunu değil yani. O işin üzerine doktora yapmış. Senelerce onun üzerine çalışmış. İşte aletleri kullanmayı bilen, teorisini bilen, modellemesini bilen insanların yapabileceği işlere dönüyor. Ama yani şey, bırakan çok olmasına rağmen gerçekten doktora sayıları çok ya yani. Ya Türkiye'de de çok garip yerlere gidecek bu işler. Hani bu kadar okul var, bir sürü insan doktora alıyor. Bir de bedava yani, doktora alırken para da vermiyorsun Türkiye'de. Şey yok yani öyle bir bakalım ne Evet. olacak. Ben mesela İranlı birileriyle tanışıp konuşmuştum. İran'da çok fazla doktora yapan varmış. Mesela fizik doktorasından bahsediyoruz hani genel dışında. Ama yani niye yaptıkları belirsiz. Mesela şeyle ilgili olarak da orada kadınların okuması yani üniversitede okumak değil artık tabii çok uzmanlaşmaktan bahsediyoruz. Yani kendi meslekleri olması açısından da mesela çok fazla kanalize ediliyor bilim alanlarına ama iş yok işte çıkınca ne olacak? Bir sürü fizik doktoru ve kadın bir toplantıda bir İranlı bir arkadaşla tanışmıştım. O anlatmıştı bana bir kozmolojiyle ilgili bir şeydi. Aynı şey şu anda Türkiye'nin başına geliyor diye düşündüm yani kadın olarak meselesi olarak değil ama çok fazla doktoradan mezun olan var ve ne olacak? İlla doktor Türkiye'de dahilinde de illa doktoralı birimiz de çok arayan şirketler yok yani araştırma doktora seviyesinde araştırma yapan şirketler de genelde yurt dışında. Bakalım değişik bir şeyler olacak evet. Ne olur bilmiyorum. Sanayi yani. Üniversite sanayi işbirliğini o şekilde sağlayacağız. Daha bakalım. Evet. Emre, senin yolunu takip etmek isteyen arkadaşlara, gençlere veya genç olmasına gerek yok illaki doktoraya gitmek için. Tavsiyen nedir? Ne yapsınlar? Tübingen güzel mi? Havası suyu nasıl? Kuşları uçuyor mu? Cıklıyorlar mı? Ne yapsınlar? Önce onu cevaplayayım. Hani ya gerçekten ne istediklerine hani karar vermek için ya yollar arasınlar, ders alsınlar, işte yeni insanlarla, yeni konularla tanışsınlar, onlarla tartışsınlar ve hani çok da böyle hani tek bir yöne bağlı kalmasınlar. Çünkü artık bence hani bilim sadece tek bir yöne bağlı kalarak ilerlemiyor. Çünkü siz bugün işte fizik öğreniyorsunuz, computational öğreniyorsunuz. Hani onları bir araya getirip yeni bir şey yapıyorsunuz. Ya da hani biyoloji öğreniyorsunuz, kuantum öğreniyorsunuz, kuantum biyolojiyle ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Hani birazcık daha böyle açık fikirli olsunlar. Hani şey biraz ya ben en azından öyleydim az çok. İlk geldiğimde mesela ODTÜ fiziğe işte şunları şunları yapacağım, işte şöyle çalışacağım ama hayat işte öyle olmuyor. Hani daha böyle zamanla öğrendikçe dikkatinizi çeken farklı şeyler olabiliyor. Hani onlara izin versinler. Tübingen bu arada güzel bir yer. Hani gerçekten Almanya'nın böyle güneyinde kalan bir yer. Hani yemyeşil. Ben hayatımda bu kadar yeşil bir yer görmedim sanırsam. Hani ve nereye gitmek istediklerine, hani hayatlarında nerede olmak istediklerine karar versinler. Hani bu çok önemli. Hani kesinlikle hani işte hadi alayım olsun ya, olur ya gibi bir şey hani çok olmuyor. Hani bir yerden sonra bırakıyorsunuz bir hedefiniz olmayınca. Onu kesinlikle bırakmasınlar. Bunları önerebilirim. Öyle. Güzel. O zaman Elif,
Senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? Tübingen'i seni ziyaret etmeye gelelim mi? Yani güzel bir Tabii, grup tabii biliyorsun. ki, tabii ki hocam. Her zaman. Tamam. Ben sizi Malta'ya, ya Tabii. böyle bir fikrim var. Bir Malta'ya gelip. Valla süper bir şey olur yani. Çünkü ya etkileşim çok iyi, çok iyi oluyor. Ve bu süreçte hiç etkileşim olmadığı için de yani değişik birisi gelip seminer verse, bir konuşsa, bir şey yapsa, bir problem tartışsak 3-5 gün falan mükemmel bir şey olur. Ben bir Malta'ya gideyim önce. Evet. Sen gel, sonra ben bir kızın gene geleyim. Sonra Tabii. oturabiliriz. Bu Hayır. seminerlere hasret kaldın değil mi Elif? Valla Sizdeki. biraz hasretlik oldu ya, bir değişik zaman. Acaba normale dönecek, bunu da bilmiyorum ama. Bir bakalım. Ricardo ile konuşmuştum geçenlerde. O da şey diyor, hani Meksika'ya falan böyle gelsen böyle güzel olur. Ben sana işte bir şeyler yapabilirim. Hani uçak falan ücretini falan karşılayabiliriz falan gibisinden ama Vay. tabii bunların hepsi koronadan önceydi. Şimdi çok daha farklı bir dünya var. Hani ben buradan Türkiye'ye bile gelemiyorum. Hani ne zaman 6 aya yaklaştı ve çıkamıyorum. Evet, zor bir dönem. Ne zaman açılacak uçuşlar? Az kaldı. Açılır herhalde. Almanya biraz karışık sanırsam. Türkiye ile hani Türkiye'ye gidişleri ve gelişleri çok fazla istemiyorlar şu an. O yüzden hani ben ne zaman çıkabilirim çok kesin değil. Yani biz Türkiye olarak çok başarılı bir hareket yapıp ikinci dalgayı yediğimiz için şu an hani biraz bekleme modunda olabilirler. Çünkü Almanya henüz yemedi benim bildiğim ikinci dalgayı. Bizim Yok. burada 1500'ü falan geçti yine günlük sayılar. Aa, evet. O zaman yani çok da kolay olmayabilir. Açılmayabilir yani. Artık yapacak bir şey yok. O Kesinlikle. zaman çok teşekkür ederiz Emre, bize katıldığın için. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Elif'e de çok yine teşekkür ediyoruz co-hostluk yaptığı için bize. Ben de çok. Ben aşağı ekleyebileceğim tüm linkleri eklemeye çalışacağım. İşte Emre senin makaleyi ekleyelim. Ha, tabii. İşte Özgür Hocaların grubu, yani sizin grubu Quest'te. Onun dışında arada yine konuştuğumuz ama şu an benim unuttuğum bir şeyler varsa onları da ekleriz. Öyle arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çalıştığım grubun Ha? içini de ekleyebiliriz. Ha Tübingen'in evet, Tübingen'deki çalıştığı grubu. Ne grup. şey, Da Vinci'nin meleklerini. Tamam. Öyle mi? Doğru mu hatırlıyorum ya? Neyse hiç kafam gitti. O zaman Görüşmek üzere.